Dur, kalkma, otur, otur. Çünkü geldi Gaffur, selam herkes. Ben eminizin hem yaramaz hem usluğuncusu Gaffur arkadaşlar. Uzun zaman sonra tekrardan hep beraber oyuncak fabrikasında buluştuk arkadaşlar. Hoş geldiniz, ben de hoş buldum, ben de hoş geldim. Evet arkadaşlar, bugün buraya gelmemizin sebebi tabii ki de ölüm listemizi uzun zamandır kimseye eklemiyorduk. Hiçbir yaratık eklemedik. Oyuncak eklemedik, lanetli bir oyuncak. O yüzden arkadaşlar bugün ölüm listemize işte bu sevimli dinozor oyuncağını ekleyeceğiz arkadaşlar. Adı Bron. Tanışın kendisiyle. Kendisi bir oyuncak dinozor arkadaşlar. Sevimli mi sevimli? Merak etmeyin. Kesinlikle et obur değil. Burada da gördüğünüz gibi ot obur. Yani et yemiyor. Kesinlikle bizi yemeyecek. Otla beslenen sevimli bir dinozor arkadaşlar. Otçul. Adı da Bron. Like Bron diyor. Bron'u beğenin. Size videoyu beğenin. Ben Bron'u beğeneyim. Cici. Siz de videoyu beğenin arkadaşlar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, konuşan kediler etçil. Hem de otçul, yani hepçiliz. Ben hem ot yerim hem et yerim. Arada sahibi de yiyorum. Ondan sonra arada maydanoz da yiyorum. Tabii şaka yaptım, sahibi yemiyorum da. Neydi bu arada? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı, bakalım. Oo abi, unutmamışım ya. Unutur muyum ya? Evet arkadaşlar, ne diyordum? Ben hepçilim. Yani et de yerim, ot da yerim arkadaşlar. Ama bu Bron sadece ot yiyor. Ben de ot olmadığıma göre herhangi bir tehlike yok arkadaşlar. Ama ölüm listemi alacağım. Onu ölüm listemi alacağım ama merak etmeyin. Birazdan Bron'un yanına gideceğiz ve size Bron'la ilgili arkadaşlar internetten öğrendiklerimi anlatacağım. Çok şaşıracaksınız, bekleyin. Evet sevgili konuşan kediler ailem, işte karşınızda kafası yamuk bir dinozor oyuncak Bron. Kafan ne yamuldu lan senin? Ana. Lan levhayı mı yiyeceksin? Aa garibim, yiyememiş. Boyu yetmemiş. Oysa da bayağı uzun ha. İşte karşınızda arkadaşlar bir dinozor. Kuyruğuna bak kocaman, bineceğim. Vuracağım kırbacı kuyruğuna, bineceğim. Çok tatlı lan. Gövdesi kırmızı. Ama yanakları ve de göbüşü sarı. Açık sarı. Ayakları mavi, hagi bagi gibi. Kuyruğu da kırmızı. Abi çok tatlı. Alt gövdesi sarı. Üstü kırmızı arkadaşlar. Hadi size birazcık Bron'la ilgili arkadaşlar internette öğrendiğimi, sizin bilmediğiniz şeyleri anlatayım. Şimdi arkadaşlar, bu bir oyuncak dinozor. Okey miyiz? Okeyiz. Cinsiyeti erkek. Kesinlikle dişi değil. Ve aşırı çalışkan arkadaşlar. Bu oyuncak o kadar çalışkan ki, bu dinozor oyuncak kafasına koyduğu her şeyi yapıyor. Yani bir hedef koydu mu bitti. Yapıyor. Aynı ben. Benim gibi çalışkan. Tamam. İnandım tamam. Bakın kutularda da ot işareti var bak. Otçul ya, et yemiyor. Ne güzel. Ulan madem otçulsun, levhayı niye yemeye çalışıyorsun ha? gelelim arkadaşlar. Şu an o minnak kedi kulaklarınızı iyice açın. Bron'la ilgili en önemli bilgiye gelelim arkadaşlar. Bron günde tamı tamına 4000 kilo ot yiyormuş. Ya 4000. Oo abi, ne demek bu? İyi ki ot değilim. Neyse arkadaşlar, şimdi şu anahtarı alalım, elektriğimizi halledelim. Ondan sonra Bron'u ölüm listemizi almaya gidelim. Bu sevimli dinozor oyuncak Bron'u. Hadi gidelim. Ana ne oldu lan, niye açılmadı bura? Ha. Bir an otomatik açılacak sandım şeydeki gibi arkadaşlar. FNAF Security Bridge'de otomatik açılıyor ya. Alışkanlık işte. Ben bayağıdır gelmemişim, unuttum. Chapter 2 ne zaman gelecek acaba ya, onu da heyecanla bekliyoruz. O sondaki pembe yaratık bu mu acaba? Ama değildir değil mi ya? Yok, bu bence farklı. Bence var ya, Puppy Playtime'da bir sürü yaratık var arkadaşlar. Ve birinci oyunda biz sadece Huggy Wuggy'yi gördük. Puppy'yi bile görmedik yani. Puppy'yi sadece hareketsiz bir şekilde fanusun içinde gördük. Yani düşünün, sadece canlı olarak Huggy Wuggy'yi gördük ki onlarca oyuncak var arkadaşlar Puppy Playtime'in elinde, şirketin elinde. Chapter 2'yi heyecanla bekliyoruz sevgili konuşan kediler. Öyle. Evet. Şimdi pati pati gidelim bakalım. Ay bak, ben onun da elini gördüm bak, patisini. Bir dakika, o ne lan? Bunun mavi değil miydi? İyi oldu ya. Chapter 2 çıkmadan bir oyuncak fabrikasına gelmemiz, hatırlamamız bence bayağı iyi oldu arkadaşlar. Çünkü Chapter 2 çok yakında çıkacak. Hem antrenman yapmış oldum. Baksanıza, patim bayağı unutmuş arkadaşlar. Huggy Wuggy neredesin? Evet, şu bir. Şu patim yetmedi lan. Şu iki. Aha işte bak, Bron burada. Bron gel bakayım lan şuraya. Bir seveyim seni. Aa geldi. Çok tatlı. Geri git lan buradan.
Birazdan seni ölümüne mi alacağım? Evet, toplam 2 tane buldum ben değil mi arkadaşlar? Ulan ne güzel kör gaffur damgası yemiyordum. Ne diye geldim ya? Aha, gördüm. Lan niye alamıyorum? Heh. Evet, geriye kaldı. Son bir tane. Aha, gördüm. Yerdeymiş. Ben de havaya bakıyorum. Havada ararken yerde buldum seni. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi kırmızı elimizi alalım. Ve buradan gidelim. Hop. Lan. Kilo aldım. Bayağı kilo aldım. Chapter 2'de bu yeşil olacak ha. Yeşil el. Hobilik. Acaba Chapter 2'de rüya olacak mı? Çok merak ediyorum. Ve geldik. Ben hemen minnak patilerimle elektriği halledip geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Huhu. Geldim arkadaşlar ve butonumuza basalım. Oyuncağımızı alalım. Çalışın ulan. Ha. Bunları da çekeyim de. Yes. Chapter 2'de de acaba oyuncak yapacak mıyız arkadaşlar? Chapter 2'de ne yapacağız ya? Örümcek gibi böyle elimize sallanacağız, onu biliyorum. Yeşil elimizle elektrik vereceğiz, elektrik alacağız, onu biliyorum. Baya parkur falan var abi, çok güzel bir şey olacak ya. Öyle değil mi lan? He? Ulan Chapter 2'de sen var ya, gözüme gözükme. İnşallah sen yoksundur, inşallah yoktur, yoksa o gözünü oyarım. Tübe estağfur, tübe. İşte geliyor. Oyuncak kedi rüya. Minnak kuyruklu, minnak kulaklı, güzel kalpli rüya. Tabi gerçek rüya değil, oyuncak rüya. Bizim Rümeysa'yla yaptığımız gerçek oyuncak rüya değil arkadaşlar. Neyse, evet, o konulara girmeden Bron'la tanışma vakti. Bron, ne yapıyorsun Bron? Padime düştün Bron. Seninle bir güzel ben alay etmez miyim şimdi? Bron. Ne yapıyorsun Bron, hoş geldin. He? Ulan Bron ot kokuyon. Yani Bram kokuyon derler ya arkadaşlar. Bu da Bron kokuyor. Nasıl espriler? Bron ne yapıyorsun? He? Nasıl gidiyor kanka? Oğlum senin için günde 4000 kilo ot yiyor diyorlar. Doğru mu lan? Lan arkanı niye döndün öyle manyak? O ne biçim bir şeydi? Oha! Hiç kanka öyle şeyler yapma. Korkarım, ani hareketler yapma. Ben ufacık bir konuşan kediyim. Neyse ki ot yiyorsun da seninle böyle rahat rahat dalga geçebiliyorum. Huh. Eğer etçil olsaydın şu an buraya kuyruğumu bırakıp kaçardım. Hangi tür otları seviyorsun kanka? Mesela bak bizim şey var. Anam, Roka var, Roxy yer misin? ondan sonra Monty var, mantı. Gerçi mantı ot olmuyor. Yok, onun içinde kıyma var kanka, sen yemezsin onu, sen boş ver. Sen maydanoz ye, Roka ye, tere ye. Okey. Hanım! Beni niye yiyorsun lan? Ben ot muyum? Aa. Ama bana otçul dediler. Bana otçul dediler. Demek karşımızda etçil bir dinozor var arkadaşlar. Okey. Kolay olacak, merak etmeyin. Zor olmayacak onu ölmüşsem almak. Gel bakalım oraya etçil Bron. O masumiyet yüzünün arkasında etçil bir canilik var ha? Ulan kedi yemek ne lan? He? Gel buraya gel. Gel o kuyruğunu ben senin yiyeceğim şimdi, bekle. Seni gidi Bron. Evet arkadaşlar. Kağıt kalemlerinizi hazır edin ölüm listemize. Oyuncak bir dinozor eklenecek birazdan. Ben de delirdim gene. Anam bu ne lan? Oğlum nasıl delirmeyeyim, şunun bir tipine bakın. Kaç. Tamam sakin. Neredendi? Unuttum ben, ha buradan, okey. Oh tamam sakin. Ama bu dibimde. Kuyruğumu ham yaptı yapacak ham. Hadi kama. Tamam, çok güzel. Bakayım nerede? Anam bir an. Tamam şey mi sandın, bu ne? Aha. Şurada inceleyelim bir güzel.
Abi. Çok tatlı duruyor da burada tatlı durmuyor. Normalde tatlıdır, bilemem. Ama burada değil. Lan hadi hızlı. Ve sana baba. Bay bay. Yuvarlana yuvarlana gitti. Kanadın yok muydu senin dinozor, niye uçmadın? Arkadaşlar dinozorlar uçmaz mı ya? Kanatları yok mu annelerin? Gerçi kargaların da kanatları var ama benim kargım uçamıyordu. İnşallah kargamızın kanatlarının çıkmasında ona yardımcı olabilirim arkadaşlar. Evet, ölüm listemize bir yenisi daha eklenmiş oldu sevgili konuşan keler ailem. Modu yapan Full Tilton kardeşimize de teşekkürlerimi iletiyorum. Açıklama kısmına linkini koyarım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz moda. Benim Papi'ye bir şey sormam gerekiyor. Chapter 2 ile alakalı. Heh, Papi. Bu Chapter 2'nin trailerındaki sonda gözüken o pembe yaratık senin anan mı? Eğer o senin anansa ben senin ananın ta ellerinden öpeyim.